Şimdi nasıl? İyi mi şimdi? Tamam mıyız? Tamam, dur bir bardağımı da alayım bir dakika. Güzel, şimdi Ethernet'le bağlandık. Nerede kalmıştık? Nerede kesildi ben bilmiyorum. Yani Zaza meselesini çözmüş müydük? Nereye kadar konuştum? Kürtlerin tarihinden bahsediyordum. Size Zazaların muhtemelen 10. yüzyılda İran'ın batısından Anadolu'ya ve Kuzey Irak'a çeşitli yerlere göçmüş bir kavim olması ihtimalinden söz ediyordum. Kürt dediğimiz çok daha büyük, çok daha kapsamlı oluşumun ise antik çağlarda, yani eski çağlarda Şırnak civarında, Cudi Dağı civarında, Sivas'tan Van'ın güneyine, Gevaş'a, Hakkari'ye uzanan alanda yaşayan bir kavim olduğundan, bunların da yine 10. yüzyılda Mervaniler adlı bir sülalenin önderliğinde Silvan'da bir egemenlik kurduklarını ve oradan Diyarbakır'a, Mardin'e, daha kuzeye, daha güneye, Kuzey Irak'a doğru yayılarak bu bölgede bir siyasi oluşum haline geldiklerini anlatıyorduk. Bu dediklerim Türklerin Anadolu'ya gelişinden en az 100 yıl önce. Bu kadarıyla yetinsek zannederim iyi olur. Derken bir arkadaşımız Türkiye'nin başına büyük bir bela gelecek, galiba dağılacak, Tayyip Erdoğan hükümetinin sonlarına doğru radikal bir dönüşüme uğrayacak gibi geliyor bana, ne dersin diye sormuştu. Ben de buna cevaben uzun uzun anlattım herhalde, size gelmedi diye düşünüyorum, bilmiyorum nasıl oldu. Türkiye evet bence de bir felakete doğru sürükleniyor. Fakat olay sadece Türkiye ile ilgili değil. Bütün dünyada, bütün ülkelerde buna benzer bir çok ciddi bir sarsıntının, büyük bir siyasi ve sosyal depremin bütün ipuçlarını, bütün belirtilerini görüyoruz gibi geliyor bana. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan siyasi denge, siyasi yapılar büyük bir hızla çöküşe doğru gidiyor. Ülkeler, devletler, geleneksel kurumları çerçevesinde ekonomiyi ve toplumu kontrol etmekte büyük zorluk çekiyor. Bunun sonucu olarak polis ile halk arasındaki çatışma, polis ile otoriteye karşı gelen kalabalıklar arasındaki çatışma gitgide vahimleşen noktalara varıyor. Bunun sonu inşallah hayırlı olur. Fakat doğrusunu isterseniz çok kan akacak gibi görüyor. Duruyor olay. Şimdi deminkinde çok iyi sorular vardı. Bunları kayıp mı ettik şimdi, nasıl, nereden şey yapacağız bilmiyorum. Sevan Bey, siz fetih ideolojisinin Osmanlıların 17. ve 18. yüzyılda sona erdiğini, 21. yüzyılda böyle bir söylemin saçma olduğunu söylemiştiniz Ayasofya'nın açılışında, kılıçla hutbe okunmasına ne diyeceksiniz? Osmanlı'nın fetih üzerine kurulu olan söylemi
ulusal ideolojisi, resmi ideolojisi 1699 Karlofça şeyinden sonra, antlaşmasından sonra, yani 2. Viyana kuşatmasının korkunç bir felaketle sonuçlanmasından sonra yavaş arka plana çekilir. Bütün söylem değişir. Yani Osmanlı'nın kültürü değişir. Şimdi bugün o bir takım soytarı kıyafetleri giyerek Ayasofya'da namaza koşan insanların daracık ufuklarında, daracık tarih anlatılarında zannettikleri gibi değil olay. O üniformaları giyenler var ya, o üniformaları giyenler, yani 19. yüzyılın Osmanlı padişahları, fesli olanlar, radikal bir modernleşme hamlesinin ifadesiydi. Osmanlı'nın bir Avrupa devleti olma hayalinin ve çabasının ürünü idi. O batıdan aktarılmış böyle göğsü şeylerle, madalyalarla dolu olan asker kıyafetleri ve fes, Osmanlı modernleşmesinin, Osmanlı'nın fetih ideolojisini ve Allah kahretsin ya. Geldi mi gitti mi? Yunanistan'da internet değil, bu arada internet. Burası Samos Adası, Yunanistan'ın en doğusundaki en yani burası Yunanistan'ın Hakkari'si, bunu unutmayın. Ve evet, ve o Hakkari'nin de bir köyünde oturuyoruz biz. Ve ne yazık ki 1,5 senedir uğraşıyoruz. Bir tane doğru dürüst internet teknisyeni getiremedik evimize. Şu anda şeyle, Wi-Fi'den değil, Ethernet kablosundan yayın yapıyorum. O yüzden yerimi değiştirdim, böyle bir köşeye sıktım. Yatağın kenarında oturuyorum şu anda. Çok kusura bakmayın, hocam gerilmeyin diyor genç kurt, teşekkür ederim. Sevan Bey, hep karamsar konuşuyorsunuz. Sizce popülist hükümetlerin devrinin geçeceği günleri görmeyecek miyiz yakın zamanda? Görürsek nasıl iktidarlarla karşılaşacağız? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Korona konusunda, son zamanlarda başka çok konularda olduğu gibi, son derece net, son derece kuvvetli bir sınıfsal ayrışmanın ortaya çıktığını görüyor musunuz? Bir tarafta, yani bu yeni bir sınıfsal ayrışma. Eskisinden farklı bir yerdeyiz. Yani işçi sınıfıydı, kapitalizmdi filan, onları geçin bir kere. Şu anda dünyanın en büyük, en önemli, en temel şeyi, gerçeği, sosyal gerçeği devasa bürokratik yapılardır. Korona konusunda şöyle bir fikir ayrışmasının oluştuğunu görüyorum ben. Bir yanda diplomalılar var. Diplomalıların tamamı, dünyanın her yerinin tamamı demeyelim, aralarında en parlak olanları dışında, en üst tabakası dışındakiler, korona konusunda devletlerin aldığı politikaları tamamen destekleyici bir tavır içine girdiler. Yani korona, COVID çok tehlikeli bir şey. Bu konuda müthiş tedbirler alınması gerekir. Evlere kapanmalıyız. Her türlü hükümetlerin verdiği tüm kararlara sonsuza kadar uymalıyız. Aksi takdirde katil oluruz, yani bu koronanın yayılmasına hizmet ederiz şeklindeki bir anlayış. Dünyanın her yerinde diplomalı sınıflarda adeta dini bir şiddetle, bir imanla benimsendi. Bilim diyor ki kontrol altına almalıyız. Yani bir sürü tedbir almalıyız. Bu bir sürü tedbirin herhangi bir sonucu olacağına dair en ufak bir belirti yok. Herhangi bir ampirik kanıt yok. Yani dünyanın tamamını kontrol altına almadığınız sürece, yani dünyadaki 8 milyar insanın 8 milyarını birden eve kapatmayı başaramadığınız sürece bu salgın bir yerlerden patlak verecek. Yani X ülkesinde bunu kontrol altına alsanız dahi Nijerya'da patlak verecek.
Hindistan'da patlak verecek ve bir şekilde ilk dalgayı atlatanlar ikinci dalgaya tutulacaklar. Yani İsveç'te eğer ölüm oranı ve salgın oranı Norveç'ten daha yüksekse, bu Norveç'in daha başarılı olduğunu göstermez, sadece Norveç'in geciktirdiğini gösterir. Yani bir süre sonra İsveç'te yaşanan Norveç'te de yaşanacaktır. Diğer yandan tüm dünyada çalışarak kazananlar, yani bürokrat olmayanlar, diplomalarıyla değil emekleriyle çalışanlar, ki buna hem işçi sınıfı hem girişimci sınıfı dahil, yani lokantacılar, otomobil tamircileri, imalatçılar, tekstil fabrikatörleri, hepsi birden devletlerin aldığı şeylerin, tedbirlerin saçmalık olduğu kanısında birleşiyorlar. İkisi arasında çok radikal bir fikir ayrılığı oluştu. Ki bu sınıfsal ayrımı hemen hemen tüm konularda da görebiliyoruz. Bana öyle geliyor ki nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan kesim, yani emeğiyle geçinen kesimler diyeceğiz. Ki buna tekrar dediğim gibi hem sermayedar sınıfı hem işçi sınıfı da dahil patlamak üzere. Büyük bir öfke seli geliyor. Bürokrasilere karşı ve mevcut devlet yapılarına karşı ve bu mevcut devlet yapılarının üstündeki uluslararası kapital, medya, akademi ittifakına karşı bir patlama şeklinde bir öfke kendini gösteriyor. Dünyanın birçok ülkesinde şu anda gitgide kontrolden çıkan gösteriler ve ayaklanmalar görüyoruz. İsrail'de, Bulgaristan'da, Latin Amerika ülkelerinde öfkeler insanların burnunda. Bunun sonucu ne olacaktır? Modern polis devletine karşı bu hareketlerin kısa vadede başarılı olma şansı yoktur. Yani polis ateş açar kalabalıkların üstüne. Açıyor ve açacak, daha da fazla açacak. Dünyanın her yerinden ayaklanan kalabalıklara karşı polisin ateş açtığı 10 kişinin, 100 kişinin, 1000 kişinin öldüğü haberlerini alacağız. Hükümetler bu tür ayaklanmaları bastırma yönünde kararlı çabalara girecekler ve demokrasi falan gibi hepsi hikaye olacak kısa zamanda. Fakat şunu söyleyeceğim, hükümetler bu tür ayaklanmaları bastırsalar dahi sonuçta o ayaklanmaların ifade ettiği taleplere, o ayaklanmaların ifade ettiği arzulara cevap vermek zorundadırlar. Dolayısıyla bilimsel danışmanlardan, üniversitelilerden ve diplomalılardan ziyade halk kalabalıklarının, fakir kalabalıkların sesine kulak vereceklerdir. Bunun da sonu popülist diktatörlükler olacaktır. Yani 1930'larda Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm böyle geldi iktidara. Ve Türkiye'de yaşadığımız olay, yani devletin tüm bürokratik kurumlarını kontrolünde tutan liderin aynı zamanda kendini fakir halkın ve ezilen halkın ve ikinci sınıf vatandaşların, kara kalabalıkların temsilcisi olarak konuşlandırması dünyanın birçok yerinde karşımıza çıkacak olan farktır. Türkiye'de Ermeni olarak hiç ayrımcılığa uğradınız mı? Yahu arkadaş, ne diyorsun sen ya? Türkiye'de sivil hayatta, yani sivil insanlarla ilişkilerde çok ciddi bir sorun yaşamazsınız. Yalnız devletin her kademesiyle olan temasta köpek muamelesi görürsünüz. Aşağılama görürsünüz, engelleme görürsünüz. Suya sabuna dokunmadığınız, karışmadığınız sürece boynunuzu eğip tamam abicim sen haklısın deyip gemini yürüttüğün sürece başına bir şey gelmeyebilir. Fakat onurlu bir insan olmak istediğin zaman, yani hak sahibi, hoşgörü değil, hak sahibi bir insan olmak istediğiniz zaman başınıza gelmeyen kalmaz.
Bunun mekanizmaları hakkında başka zaman tekrar konuşuruz. Bu çok çok ince psikolojik şeyler üzerine döner bu iş. Çok sık şununla karşılaşırsınız. Yani sizin tapu memurunuz, polis şefiniz, jandarma komutanınız, belediye başkanınız size hep şunu söyler. Sevan Bey, ben seni seviyorum, benim seninle bir derdim yok ama işte biliyorsun amirim ne der. O yüzden sana herhangi bir konuda senin kavgaya girdiğin bir yerde, birileriyle karşı karşıya geldiğin, bir hak talebinde bulunduğun noktada ben sana hiçbir şey yapamam. Aksine senin kuyunu kazmak için elimden geleni yaparım. İnan bana der, şahsi bir derdim yok seninle. Bu da inandırıcıdır, büyük ölçüde inandırıcıdır. Yani gerçek anlamda ırkçı olan, gerçek anlamda Ermenilere düşmanlık besleyen kişiler azdır Türkiye'de. Yani MHP eğilimli ve özellikle Kemalist kesimde daha fazladır. İslami kesimde daha azdır. Asıl Türkiye'de faşizmin biliyorsunuz odağı Kemalist olarak kendini tanımlayan bayrakçı kesimdir. Onlardan düşmanlık görürsün, MHP'lilerden düşmanlık görürsün ama bunlar çoğunluk değildir, nispeten azınlıktır. Devlet yapısı yani strüktürel yapı, yapısal şey senin nefes almana imkan vermez. Buna karşı demin bir soru vardı. Azınlıkların savunma stratejileri ne olmuştur? Nasıl yöntemler bulmuşlar? Yüzyıllar boyunca çok esaslı, çok denenmiş yöntemler geliştirmişlerdir. Yani erimemek, yok olmamak için. Bunun en önemli unsurlarından biri aile içinde ve cemaat içinde dış evliliklere karşı çok kuvvetli bir direniş vardır. Yani herhangi bir Ermeninin, Rumun veya Yahudinin azınlıklardan olmayan birisiyle evlenmesi veya birlikte olması ve belli bir ölçünün ötesinde yakınlaşması, dostluk kurması aile içinde çok şiddetli krizlere yol açar, büyük sıkıntılar yaşanır. Bu da ciddi bir bunalım kaynağıdır, ciddi bir sıkıntı kaynağıdır. Hayatı zehir eden, pek çok insanı mutsuzluğa sürükleyen bir gerçektir. İkincisi, Ermeniler olsun, Rumlar olsun, Yahudiler olsun, Süryaniler olsun, evet paşam haklısın ağam demeyi öğrenmişlerdir. Yani dışa karşı sürekli boynunu eğip tamam ben hak değil senden sadece hoşgörü istiyorum demeyi öğrenmişlerdir. Bunu yapmayı onurlarına yediremeyenlere karşı cemaat içinden de son derece sert tepkiler gelir. Nitekim bana da öyle çok gelmiştir. Yani benden nefret eden insanlar arasında ciddi sayıda Ermeni dostumuz da vardır. Çünkü neden? Rahatlarını bozuyorum, düzeni bozuyorum. Onların yüzyıllar içinde geliştirmiş oldukları kişilik yapısını tehlikeye atıyorum. Bunun da ötesinde tüm azınlıklar belli ekonomik faaliyetlere, belli sanatlara, belirli entelektüel çalışmalara yoğunlaşıp otorite kullanmak yerine kendi kayığını yürütme yolunu seçmişlerdir. Bu da tabii ekonomik anlamda başarıya yol açmıştır. Yani insanları yönetmek, insanlara yol göstermek, insanlara fikir aşılamak gibi bir çalışman yoksa vaktini emeğinle geçirirsin. Asker de olamıyorsun, yağmadan da pay alamıyorsun. Gangster de olamıyorsun, mafya da olamıyorsun. Ne yapacaksın? Çalışacaksın. Çalışınca da başarılı olmuyor genellikle. Yani Türkiye'de gayrimüslim azınlıkların ekonomik sahada özellikle son 150-200 yılda başarılı olmasının temelinde bu olgu yatar. Yani başka çaren yok. Ne yapacaksın? Başarılı olacaksın. Ayasofya'nın kılıçla hutbe okutulması konusu yarım kaldı bağlantıdan dolayı. Bu konuya değinir misiniz?
O şeyi anlatıyordum. Fetih ideolojisinin gelişmesi. Biliyorsunuz Osmanlı, daha doğrusu ondan önce Selçuklu'da, daha önce İslam dünyası fetih üzerine kurulu bir kültürdür. Osmanlı özellikle ilk birkaç yüzyılını fetih ve yağma üzerine, yani gayrimüslim ülkeleri ülkelere saldırarak bunları ele geçirme, insanlarını kılıçtan geçirme, direnenleri köleleştirme ve köle olarak pazarda satma ve ekonomide bunlardan yararlanma işine gönül vermiştir. Bu devir ikinci Viyana kuşatmasını izleyen korkunç yıkımdan sonra, 1699 yılından sonra, 1686 ile 99 arasında 13 yıl süren ve hezimetle sonuçlanan savaşlardan sonra bu devir kapanır. Yani Osmanlı'nın son 200 yılında fetih ideolojisini, kılıçla ülkeleri zapt etme ideolojisini arka plana çekilir. Osmanlı birdenbire muhafazakar ve aristokrat bir kültürün tesiri altına girer. Bu Lale Devri ile başlar. 19. yüzyılda Tanzimat'la belli bir noktaya ulaşır. Osmanlı ileri gelenleri, Osmanlı fikir önderleri bu dönemde geçmişe dönük, içe kapanık, gül ve bülbül üzerine kurulu, son derece zarif, son derece elitist ve sanatı, şiiri ve bir takım ahlaki değerlerin muhafazasını ön plana çeken başka bir yapıya bürünür. Aynı zamanda da Tanzimat'la birlikte batılılaşma yönünde çok radikal adımlar atar. Cumhuriyet dönemiyle kıyaslanmayacak derecede radikal adımlar atar. Askeri yapı yenilenir, Batı'dan alınan modellere göre. Eğitim düzeni tamamen yenilenir. Yani Batı'dan bütün bir okul sistemi ithal edilir. Yani bugüne kadar gelen işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hadisesi, profesyonel öğretmenler, sınıf düzeni, sıra, işte dil, bilim, fen, matematik, müzik gibi bir müfredat kavramı, bunların hepsi Batı'dan ithal edilmiş şeylerdir. Osmanlı edebiyatı 19. yüzyılda tamamen Batılı, eski geleneksel yapısını terk ederek Batı'dan aktarılmış modeller üzerine, yani roman, hikaye, batılı tarzı şiir üzerine kurulmaya başlar. Başka bir kültür. İnsanlar batı modalarına göre giyinmeye başlarlar. Mesela bu şeyleri görüyorsunuz. Bu Ayasofya namazına böyle bir takım soytarı kıyafetleriyle giden adamları görüyorsunuz. 19 Abdülaziz yahut da Abdülhamid üniformasıyla giden insanları görüyorsunuz. O üniformalar var ya, onda Osmanlı, geleneksel Osmanlı üniformasıyla alakası olmayan şeyler. Batı'dan, Fransa'dan ve Prusya'dan aktarılmış, taklit edilmiş giysiler. O göğüslerde şeyler koyuyorlar ya, madalyalar. Madalya hadisesi tamamıyla Avrupa'dan aktarılmış bir şeydir. Bir batılılaşma hamlesidir. Tıpkı şapka devrimi gibi bir şeydir. Tabii bunu bilmezler bunlar. Çok cahil çünkü. İnanılmaz derecede cahil insanlar. Fetih ideolojisinin yeniden canlanması, yeniden birdenbire öne çıkması 20. yüzyılın başıdır. Abdülhamid'in son yıllarında bunun sesleri duyulmaya başlar. İttihat ve Terakki rejimi zamanında, yani 1908'den itibaren, özellikle 1913'ten itibaren Osmanlı aynen bugünküne benzeyen bir fetih çılgınlığına girmeye başlar. Her cephede yenilip ezildikçe, yüzlerce yıl egemen olduğu topraklardan kovuldukça daha da azgın bir şekilde Fatih atalarımız muhabbetine takılmaya başlar. Birdenbire Osmanlı tarihi, eski Osmanlı tarihi,
Fatih Sultan Mehmetler, Osman Gaziler, Ertuğrullar ulusal ideolojinin unsurları haline gelir. Ve bu zihniyet Birinci Dünya Savaşı'ndaki korkunç yenilgiden sonra bir müddet bastırılsa da Cumhuriyet'in eğitim politikasının, Cumhuriyet'in ulusal ideolojisinin temel unsuru olmaya başlar. Yani Osmanlı tarihini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Fetih çağı 1700'lerin başına kadar, sonra ama medeni olalım, adam olalım, Avrupalı olalım çağı 200 yıla yakın, 19. 200 yıl diyelim, 1700'lerin başından başlar. 1900'lerin başına kadar süren, sonra ikinci fetih çağı İttihat Terakki ile başlar, Cumhuriyet'le devam eder. Bu başka bir tarih anlatısı. Yalın Alpay, Flu TV'de yanlış Cumhuriyet kitabınızı karikatür benzetmesi yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Duymadım. Ayrıca Yalın Alpay'ın kim olduğunu da bilmiyorum. Flu TV'nin ne olduğunu da bilmiyorum. Karikatür diyorsa eğer yanlış Cumhuriyet kitabına, ya okumamıştır ya da zaten okumayı bilmiyordur. Çünkü yanlış Cumhuriyet kitabını çok çeşitli şekillerde eleştirebilirsiniz. Yanlışlar var diyebilirsiniz. Argümanlarını zayıf veya tutarsız bulabilirsiniz. Fakat karikatür demek için saçmalamak lazım. Nereden? Dur ya. Bir sürü güzel sorular vardı başlarda. Dücane Cündioğlu hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu pek çok defalar duyduk. Yani kaçıncı defadır bilmiyorum. Lozan Antlaşması 100 yıllık mı, hikayesi nedir hocam? Lozan Antlaşması konusunda mevcut olan literatürün çok büyük bir kısmını okudum. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 4 ciltlik bir Lozan Antlaşması ve ek antlaşmaları ve bilmem neleri, bütün belgelerini içeren koleksiyon var. Baştan sona okudum. Lozan müzakerelerine ilişkin 2 ya da 3 kitap okudum. Bunların hiçbirinde Lozan Antlaşması'nın 100 yıllık bir süresi yahut herhangi bir süresi olduğuna dair en ufak bir belirtiye ben şahsen rastlamadım. Çok 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 gizli bilgiler varsa bilemem tabii. Yani devletlerin sırları vardır. Yalnız ben bilmiyorsam bu konuyu bildiğini iddia eden diğer kişilerin de yalan söylediği kanısına varıyor. Ya da bir yerlerden, yukarılardan bilgi alıyorlar. Onu da ben bilemem. Efendim, Lozan Antlaşması Türkiye'de petrol çıkarılmasına izin vermiyormuş da 100 yılın sonunda Türkiye istediği gibi petrol çıkaracaklarmış. Bunlar gerizekalı muhabbetidir. Başka hiçbir şey değildir. Çaresiz insanlar, çıkış yolu bulamayan, kendini zayıf ve çaresiz hisseden insanlar ve toplumlar yalana başvururlar. Bu son derece doğal bir insani tepkidir. İnsanlar çaresizlik içinde kıvrandıkları zaman bir masal uydururlar ve buna kolayca inanırlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu tür masallar zaaf belirtisidir. Yenilgi belirtisidir. Rasyonel düşünememe, rasyonel düşünemeyecek kadar korkuya kapılma belirtisidir. Bunu bilelim. Urfalı Mateos'ta Alparslan ve Melikşah için hayranlık ve sevgi vardır. Fakat Greklere karşı acayip bir kini vardır. Neden demiş Muhammed Tabur. Bir kere Urfalı Mateos kim onu
tespit edelim. Urfalı Mateos 1136 senesinde son derece ayrıntılı, son derece aklı başında, son derece güvenilir, sağlam bir vekainame yazmış Urfa tarihi hakkında. Urfa ve bölgesi, yani ilgi alanı işte Antakya ve Adana'dan Musul'a kadar, Van'a kadar olan bölgedir. Yani Güneydoğu, bugünkü Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi hakkında ayrıntılı bir siyasi tarih yazmış bir yazarımızdır. Bir papaz, Urfalı bir din adamıdır Ermenice. Bu Türkçe çevirisi de var. Türk Tarih Kurumu tarafından birçok baskısı yapıldı. Önemli bir kitaptır. Yani o döneme ilişkin en sağlıklı kaynaklardan biridir. Ermeni bakış açısından yazılmıştır. Yani taraflı bir eserdir. Alparslan'dan sadece nefretle söz eder, katil olarak söz eder. Buna karşılık Melikşah'ı, Alparslan'ın oğlu olan Melikşah'ı gerçekten över. Adil bir emperyal barışı kurduğu için ondan övgüyle söz eder. Alparslan'dan sonra da Selçuklu düzeninin dağılmaya yüz tutmasını kaygı ile izler. Buna karşılık Ermeni ulusal kültürü, Ermeni siyasi kültürü bundan önceki 600 yıl boyunca, 400'lerden 1400'lere ne, 1100'lere ne ediyor? 500 yıl boyunca, bir de ya dur ya şeyim ne oldu, 700 yıl boyunca Bizans zıtlığı üzerine kuruludur. Yani Ermenilerin siyasi olarak varlık nedeni Bizans hegemonyasına karşı isyan etmeleridir. Bizans hegemonyasına karşı isyan ettiler, Araplarla büyük ölçüde ittifak kurdular, Arapların Müslümanlaştırma teşebbüslerine direndiler, Arap dünyasının son derece karmaşık iç politikası içinde pozisyonlar aldılar. Yani Abdülkerim'e karşı fakat Ebu Musa'ya taraftar filan, o kavgaların içinde yer aldılar. Orta Doğu'nun egemen kültürü olan Arap kültürü içinde kendilerine bir özerk pozisyon edindiler ve o kavgalarda yer aldılar. Fakat Bizans'ı her zaman düşman olarak gördüler. O yüzden Türkler de geldiğinde, Türkler önce yağmacı olarak geldi. Yağmacıdan kimse hoşlanmaz. Ama ne zaman ki Türkler Bizans'ın Fırat'ın doğusundaki, sonra Fırat'ın batısındaki egemenliğini yıktı ve onun yerine yeni bir Pax Turkica, bir Türk barışı tesis etti. Oh ya, bu en azından Bizans'tan daha iyi diyen birçok Ermeni lideri oldu. Başlarına gelecekleri bilmiyorlardı tabii. Hocam, Bahçeli Erdoğan'ı devirmek için mi Erdoğan'a yaklaştı? Yani devirmek için yaklaştıysak bunca senedir ne yapıyor? Kaç sene oldu ona yaklaşması? 4 sene mi oldu? ...2013'ten sonra Türkiye'de yeni bir siyasi konstelasyon, yeni bir siyasi ittifak yapısı oluştu ve Devlet Bahçeli kadar Cumhuriyet Halk Partisi de, her ikisi de 2016'daki sözde darbe hadisesinden sonra tamamıyla Tayyip Erdoğan rejimini destekler pozisyona geçtiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir muhalefet partisi olarak görmek çok büyük bir hatadır. Yani saflıktır, başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP eşit ölçüde ve son derece kuvvetli bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki rejimin destekçisi olmuşlardır. O şeyden sonra, darbe hadisesinden sonra büyük bir miting yaptılar ya, Yenikapı mitinginde. O günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi devleti yöneten koalisyonun bir parçasıdır. Yani Devlet Bahçeli'den çok büyük bir farkları olduğunu zannetmiyorum. Her kritik kararda, Suriye politikasında, Kürt politikasında, Fethullahçı denilen zümrenin tasfiyesinde, KHK'larda, önde gelen siyasi şahsiyetlerin hapsedilmesinde, hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi
son derece sistemli bir şekilde hükümeti desteklemiştir. Halen de desteklemeye devam ediyor. Ayasofya hadisesinde de destekledi gördüğünüz gibi. Selahattin Demirtaş'ın hapsedilmesinde, bütün Kürt illerine kayyum atanmasında, hepsinde bunların rejimin bir parçası olarak şu anki yönetime destek verdi. O yüzden şeyi, Devlet Bahçeli'yi ayırmanın bir anlamı yok. Sinop Ermenilerin akıbeti ne olmuştur? Türkleştikleri doğru mudur? Bilmiyorum. Yani Anadolu'nun her yerinde, ama her yerinde çok sayıda Ermeni 1915'ten çok 1895 katliamlarında, 1895'te ilk büyük Ermeni katliamı gerçekleşti Anadolu'nun her yerinde. Bu olay sırasında Anadolu Ermenilerinin ciddi bir bölümü pek çok yerde, her yerde, her ilde büyük kitleler halinde Müslümanlığı benimsediler. 1895. 1915'te o fırsat verilmedi. Yani 1895 katliamlarının, 1915 katliamlarından büyük farkı 1895'te kılıç dayatıldı ve denildi ki ya sünnet olursun ya da öldürürüz. 1915'te bu seçenek verilmedi. Ya çok az yerde, çok az grup bunu başardı. Cumhuriyetten sonra Anadolu'da şu ya da bu ölçüde Ermeni kalan pek çok nüfus vardı. Hala vardı. Yani Anadolu'da belki 100-150-200 bini aşkın Ermeni vardı soykırımdan sonra. Bunların büyük çoğunluğu bir ya da iki kuşak içinde devir bunların devri, biz ayak uyduralım çizgisine geldiler. O kesimler yani kolay anlaşılacak nedenlerle, yani son derece insani nedenlerle şaraptan dönme sirkenin keskin olması misali son derece şiddetle Türkçü olmuşlardır. Yani devlet ideolojisini abartılı bir şekilde benimsemişlerdir. Türkiye'de herhangi bir yerde rasyonel olmayacak bir şiddetle bayrak sallayan ya da atalarının ne kadar şanlı Türkmen ve Türk olduğunu söyleyen insanlara rastlarsanız hemen kafanızda soru işaretleri belirsin. Niye bunu yapıyor diye. Korkusu nedir? Niye böyle yapıyor? Şöyle bir kural vardır Türkiye'de. Bir inşaata gösterişli bir şekilde bayrak asılırsa veya Atatürk portresi konursa veya vatan, millet, İslam, Muhammed şeyi yapılırsa, söylemi ön plana çıkarılırsa, bilin ki o işte bir bit yediği var. Kaçaktır. Bir şeyden korkuyor. Bir şeyi örtmeye çalışıyor. Bağırarak. Aynı şekilde şiddetle Ermeni, şiddetle Türk olduğunu ileri sürenler, şiddetle Kıpçak Türkleri soyundan geldiğini söyleyen, Kıpçak Türk'ü çok tipik bir kod ifadesidir. Kıpçak Türk'ü olduğunu söyleyenlerin temel ifade ettiği şey, siz bizi Türk zannetmiyorsunuz ama biz aslında sizden daha fazla Türk'üz mesajı vardır Kıpçak Türk'ü muhabbetinde. Dibini kaşırsan ya Ermeni çıkar, ya Gürcü çıkar, ya Laz çıkar, başka bir şey çıkar. Bir ara 2012'de ben işte İslam dini hakkında ileri geri bir takım laflar etmiştim. Büyük bir kampanya başlatıldı. İnternette bir takım insanlar Nişanyan tehcir edilsin, Nişanyan'ın işte ebesini sikelim gibisinden bir kampanya başlattılar. Bunların da başını çeken inanılmaz derecede terbiyesiz bir şekilde Nişanyan'ın kellesini isteriz diye haykıran Şeyh Yozgati adını kullanan bir arkadaş vardı. Zevzek'in teki.
Bu olaydan bir iki ay sonra ben Ankara'da bir imza şeyine, kitap fuarına imzaya gittim. Bana mesaj yazdı. Dedi ki ben geleceğim senin yanına dedi. Seninle tartışacağım dedi. Ben gel dedim. Ne olacak ki? Geldi. Ben imza için orada şey işte imza günündeyim. Kitap imzalıyorum. Yanıma oturdu. Bana ısrarla işte şeyi anlatmaya başladı. İnsan gerçekten ateist olamaz. Din her şeyden önemlidir. İşte sen de aslında bir imanın, bir inancın vardır filan falan kafamı ütürüyor. Böyle yarım saat konuştu yanımda. Ama belli ki bir diyalog arıyor, bir şey arıyor. Ben buna döndüm. Hangi köydensin sen Yozgat'ta dedim. Falan köyden dedi. Oğlum dedim sen Ermenisin dedim. Bu şey blöf yapıyorum aslında. Yani var bir takım ipuçları da deşmek için bunu söylüyorum. Bu böyle durdu, şoke oldu. Benim babaannem de öyle diyor ama dedi ya bunun benim için hiçbir anlamı yok. Ben dindar Müslümanım dedi. Türkiye böyle bir yer. Yani bir adam abartılı bir şekilde dindarsa, bir fanatik olma kisvesi taşıyorsa üstünde, bil ki altında bir şey var. Böyle bir parmak attığında parmağın boşluğa giriyor. Bir şey çıkıyor altında. Babaannesi öyle diyormuş. Hocam Kemalizm kıyı kesimlerinde yaygınken neden daha iç kesimlerde yaygınlaşmadı? Kemalizmin iki temel sosyal dayanağı var. Birincisi Rumeli muhacirleridir. Yani 1878'de ve 1913'te Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan ve Yunanistan'dan Anadolu'ya gelen 1 milyonu aşkın muhacir. Bunlar Türkiye'nin batı kesimlerine yerleştirilmiştir. Yani Marmara, Ege bölgesi, özellikle Ege'nin sahil kısımları ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz taraflarına böyle bir yay şeklinde o bölgeye yerleştirilmişlerdir. Onlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal tapınması güçlüdür. İkincisi, kısmen okumuş kesimlerde yani bir global kültüre açılmamış fakat Türkiye'de, Türkiye ortalamalarına göre eğitimli sayılan ve normal olarak kariyer çizgisi devlet memuru olan kesimlerde son derece güçlü bir şeydir. Yani onları avamdan yani cahil halktan ayıran bir kimlik belirtecidir Kemal. Bu kesimler de Türkiye'nin batı kıyı taraflarında daha yoğundur. Biliyorsunuz Türkiye'de, Türkiye'nin neresinden gelirsen gel, 30 yıllık devlet memurluğu kariyerinde kah Çorum'a, kah Diyarbakır'a, kah Denizli'ye sürüklendikten sonra emeklilik vaktin gelirse ne yaparsın? Ya İzmir'e, ya Antalya'ya, ya Bursa'ya kapağı atmaya bakarsın, oraya yerleşirsin. Dolayısıyla bu illerde emekli devlet memuru sayısı çok fazladır. Emekli devlet memurunun alt soyu yani onların çocukları ve torunları çok fazladır. O kesimde de Kemalcilik bir sınıf belirtecidir. Bir ayrıcalığın, bir yani biz hiç değiliz, biz bir şeyiz. Biz toplumun ortalamasından daha değerli insanlarız. Duygusunu onlara veren şeyin adıdır Kemalcilik. Üçüncü bir kesim tabii Aleviler. Alevilerin yurdu, asıl yurdu İç Doğu Anadolu'dur. Yani Sivas, Malatya, Tokat o bölgelerde Alevi nüfusu yoğundur. Onlar için de özellikle bugün geldiğimiz noktada Kemal simgesi bir statü simgesidir. Yani onları yok sayan, onları hiçe sayan, onları devletten ve vatandaşlıktan dışlayan bir ideoloji Türkiye'de hakim bugün. Onların
her şeye rağmen biz bu ülkede hak sahibiyiz, biz bu devlette hak sahibiyiz. Onlara bunu söyleme imkanı veren dayanak Kemal simgesidir. Yani Kemal büstünü taşırlar. Bak ben de bu devletin sahibiyim, gördün mü demek için. Bu da yine son derece anlaşılır, son derece insani bir tepkidir. Fakat Alevi yurdunda, yani Sivas'ta, Malatya'da, o bölgelerde hemen hemen Alevi kalmadı. Yani 1980'lerden bu yana sistemli olarak ezildiler, kovuldular, kaçmak zorunda kaldılar, göçmek zorunda kaldılar. Pek çoğu Avrupa'ya göçtü. Büyük bir kısmı İstanbul'a, Ankara'ya ve Ege bölgesine göçtü. Ve oralarda da yine Kemalci düşünce tarzını son tutamakları olarak, yani erimemek ve ezilmemek için dayanacakları yegane şey olarak sürdürüyorlar. Bu konuda da onlara hak vermemek mümkün değildir. Yani bilmiyorum, ben size çelişkili bir mesaj veriyormuş gibi görünebilirim ama çelişkili olduğunu zannetmiyorum. Yani insanların neden Müslüman olduğu, insanların neden Kemalist olduğu benim için muamma değil, anlıyorum bunu. Yani birazcık empati duygum varsa, birazcık bir sekter bir kavganın içinde değilsen, yani mesafe koyup bakabiliyorsan, çok zor şeyler değil bunları anlamak. Ama çözüm düşündüğünüz zaman, yani Türkiye bir takım kavgaların dışına nasıl çıkacak, Türkiye bir takım çıkmazları nasıl aşacak diye düşündüğün zaman, o zaman başka bir perspektif sahip oluyorsun. O zaman bir takım beyin tıkacı olan ideolojik çerçevelerden kurtulmanın ve insanları kurtarmanın yollarını arıyoruz. Ve o zaman da her iki Mustafa'ya karşı şiddetli bir tepki duymam kaçınılmaz oluyor. Daha doğrusu bu bakış açısını ben yıllardan beri savundum. 1980'lerden başlayıp 90'larda, 2000'lerde, 2010'ların başında bu bakış açısını savundum. Bugün geldiğimiz noktada artık bunları aştık gibi geliyor. Başka bir yere geldik. Yani eski kavgaların ötesinde bir yere geldik. Toplumsal yapının bütün dünyada ve Türkiye'de lif lif dağıldığı, çökmeye başladığı bir noktaya geldik. Modern polis devleti, modern bürokratik devletin korkunç baskısı altında, korkunç, boğucu ve sürdürülmesi çok zor görünen ahtapot kolları arasındayız. Ve bundan kurtulmanın, buna karşı mücadele etmenin yöntemlerini bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Bunu aramak lazım. Bunu düşünmek lazım. Şimdi başka nerelerde kaldım? İn aşağı, in aşağı. Arkadaşlar en büyük, bir dakika. Komutanların Atatürk'e sövülürken Ayasofya'da ip gibi dizilmesine ne diyorsunuz? Türkiye yeni bir rejime geçti. Türkiye artık bir İslam cumhuriyetidir. Bu yeni rejim 2016 yılından itibaren ordunun, istihbarat teşkilatlarının, AKP'nin, CHP'nin ve MHP'nin ittifakıyla kuruldu. Tabii ki ip gibi dizilecekler. O sistemin parçası. Ayasofya kararı Türkiye'yi yöneten bütün kesimlerin ittifakıyla alındı. Cumhuriyet Halk Partisi de buna dahildir.
Sevan Hocam, siz bir ara LDP'den milletvekili adayı olmuştunuz. Sonra neden LDP hakkında fikirleriniz değişti? LDP hakkında fikirlerim değişmedi. LDP değişti. LDP Besim Bey'in, Besim Tibuk'un şahsi bir girişimiydi. Besim Tibuk çok değerli bir insandı. Yani Türkiye'de kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyleri söyleyen, Türkiye'de devletin resmi ideoloji dışında düşünmeye cesareti olan biriydi. Onlardan geldi bana teklif, olur musun diye. Ben memnuniyetle olurum dedim. Onlara çok açık söyledim. Ben şahsen HDP'ye vereceğim oyumu dedim. Bu hangi seçimdeydi? 2014 seçimindeydi. Hapisteydim ben üstelik. Fakat dedim, sizin tarafınızdan milletvekili adayı gösterilmek benim için büyük bir onurdu. Tabii ki kazanma şansım yoktu. Aydın ilinden Liberal Demokrat Parti'nin milletvekili adayı oldu. Zaten Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Çünkü mahkumdum, yani hükümlüler milletvekili adayı olamıyorlar. Bugün partinin başında olan kadroyu beğendiğimi söyleyemem. Klasik Cumhuriyet Halk Partisi çizgisine çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte laikçi, Kemalci, İzmir ideolojisinin bir parçası haline geldi. Hoşuma gitmiyor. Değerli insanlar tanıyorum o parti içinde. Yani memnuniyetle sohbet edeceğim insanlar var partide. Fakat şu anda savunulabilir bir çizgide olduğunu düşünmüyorum. Ekim devrimi olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti bugünkü sınırlarıyla var olabilir miydi? Tabii ki olamazdı. Yani Ekim devrimi olduğunda Türkiye'nin doğu kesimi, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis, Rus ordusunun işgali altındaydı ve Ruslar bu bölgede yeni kurulacak olan devlet yapısını tasarlamak ve düşünmekle meşguldüler. Savaştan sonra üç devlet arasında, yani Fransa, İngiltere ve Rusya arasında bir dizi paylaşım sözleşmesi vardı. Ve bu sözleşmelerde İstanbul'un Ruslara verilmesi vaat edilmişti. Yani İngiltere ve Fransa, Rusya'nın savaşa katılması ve belli bir takım taahhütleri yerine getirmesi karşılığında İstanbul'u Rusya'ya vaat etmişlerdi. Bu vaatte samimi miydiler yoksa sonradan su mu koyvereceklerdi, onu bilemeyiz. Fakat en azından Ermenistan'ın, yani Erzincan'ın doğusundaki bölgenin Ruslara bağlı, Rusya'ya ait bir Ermeni vilayeti olacağı kuvvetli ihtimaldi. Öyle olsaydı bugün o bölgelerin halkı daha mı mutlu olurdu? Yoksa bir kölelik içinde sefilleri mi oynardı? Onu bilmiyoruz. Onu mesela Azeri dostlarımıza sormak lazım. Türkmen ve Kazak dostlarımıza ve Tatar dostlarımıza sormak lazım. Onlar memnun olmuşlar mı Rus yönetiminden, olmamışlar mı bilmiyoruz. Anormal saygım var size karşı ya, vallahi çok seviyorum seni şeklinde bir aşk ilan edilmiş Agop Bey tarafından. Tabii neyse, teşekkür ederim. LDP Ayasofya'nın kilise olmasını savunuyor diyor. Gerçekten mi? Yani Cem Toker mi? Kim? Eğer savunuyorsa aferin ona diyeceğiz. Çünkü cesur şeyler söylemek lazım. Yani Ayasofya'nın kilise olacağı yok. Fakat insanları
uyaracak soruları sormak lazım. Bu soruyu soranlara ben saygı gösteririm. Üstünü kazıdığımızda ya Rum ya Ermeni çıkan bugünkü Anadolu Türkleri sizce niçin ve nasıl erken tarihlerden itibaren dinle beraber dillerini de değiştirmişlerdir? İnsanlar egemenlere saygı duyarlar. Egemenlerin safında olmak için her türlü fedakarlığı gösterirler. Egemenlerin safında olmak insanlara güvenlik sağlar, ayrıcalık sağlar, ekonomik fayda sağlar. Her açıdan daha iyidir egemenlerin safında olmak. O yüzden egemenler Türk ve Müslüman olduğuna göre egemen olmayanlar da devir onların devri deyip onlara ayak uydurmuşlardır. Çok basit. Dünyanın her yerinde böyle olur. Özellikle o toplumda her türlüsü, yalnız hırslı olanları, yalnız yükselme azminde olanları, asker olmak isteyenleri değil, kardeşiyle kavga edenleri, miras davası güdenleri, Müslüm kız sevenleri, hepsi de ne olacak ki biz yani Hristiyan olmaktan, Ermeni olmaktan ne fayda görmüşüz amına koyayım deyip Türk olmuşlardır. Öbür esas normal olmayan öbürleri bizimkiler. Yani din ve dil değiştirmeyenler niye, nasıl bunca yüzyıl ayak diremişler? Bu soruyu sormak lazım. Asıl tuhaf olanı o. Asıl açıklama gerektiren hadise o. Hocam ben de bir gün sikerim sizi de devletinizle deyip Yunan adalarına taşınacağım inşallah demiş Emir Ulusoy. Biraz zor olacak Emir. Yani 3 sene önce daha kolaydı. Şu anda benim çocuklarım bile turistik gezi için gelemiyor buraya. Tekneyle kaçak gelmek hemen hemen imkansız hale geldi. Gelsem de burada kolay kolay ayak uydurmak veya yerleşmek artık kolay değil. Dünya çok hızla değişiyor. Artı şu anda bu adaların akıbetinin ne olacağı da belli değil bana sorarsanız. Çünkü bu adaları güzel yapan nedir diye ne zamandan beri düşünüyorum. Yani ben aşığım bu adalara. Çok mutlu hissediyorum kendimi burada. Başka bir yerde yaşayamazdım duygusunu taşıyorum. Sonra şu soruyu, nedir bu? Yani tamam, iklim çok güzel. Bir, Temmuz ve Ağustos hariç yılın 10 ayı iklim çok güzel. İki, fiziksel coğrafyada bambaşka bir büyü var. Fiziksel coğrafya çok güzel. Dağlık bütün bu yer. Bütün adalar çok dağlık. Şeyi ben fark ettim. Düz ayak yerlerde ben bunalıyorum. Yani Londra, Berlin, Paris hangisi olursa olsun. Yani düz ayak. Ufku olmayan yerler. Yani durduğun yerden iki sokak görebiliyorsun. Daha ötesini göremiyorsun. İstanbul açıdan daha avantajlıdır. Dağdır çünkü. Burada her olduğun noktadan, herhangi bir noktadan 20-30 kilometrelik ufku 360 derecede etrafını görebiliyorsun. Benim evimin penceresinden 5 tane köy görünüyor. Artı Türkiye görünüyor. Artı 3 tane dağ görünüyor. Artı 4 tane ada görünüyor. Şimdi bunun verdiği bir güvenlik duygusu var böyle. Bütün dünya ayaklarımın altında duygusu. O çok önemli bir şey. Bak bunlar hikayeden şeyler değil. Bunlar insana ferahlık veren, güzellik veren şeyler. Fakat esas hadise de bunların hiçbiri değil. Temel hadise şu. 100 senedir bu adalar gelişmemiş.
modern dünyanın birçok şeyinden mahrum kalmışlar. Yatırım yok, endüstri yok, modern şehirleşmenin çirkinliği yok, trafik yok. Bütün evler ya bir katlı ya iki katlı. Nüfus sürekli olarak azalmış. Yani bütün dünyada bir çok ciddi bir nüfus sorunu var. Tıklım tıkış her taraf. Her taraf belediye otobüsü gibi. İnsanlara değmeden kıpırdayamıyoruz. Bu adalarda az. Yani insan az. Bu çok güzel bir şey. Bu insanlar arasındaki ilişkileri daha medeni, daha kibar, daha tatlı yapan bir şey. Bu adada 3 senedir ben buradayım. Trafikte kızan, bağıran insana rastlamadım da. Herkes herkesin aksi kanıtlanmadıkça iyi ve düzgün bir insan olduğunu varsayıyor. Bunu çok çok rahat görüyorsun. Yani her türlü insani ilişkide güvene dayalı. Yani karşındaki bir puşt yapmadıkça puştuk yapma ihtimalini düşünmüyorsun. Yani gelmiyor aklına. Yok öyle bir şey. Çünkü insanlar herkes birbirini az. Çok tanıyor. Zaten nüfus az. Yani birbirinin ayağına basman için bir sebep yok. Sınıf ayrımları yok. Yani çok zengin kimse yok. Çok fakir kimse yok. Yani fakirlik diye bir şey yok. Genellikle bu ada fakir bir ada ama herkes pazar günü ailesiyle lokantaya gitmekten vazgeçmiyor. İşçi olarak gelen kişiye saat işte 2-3'te paydos yapılır burada. Saat 2'de veya 3'te şeyine, iş yerinin niteliğine göre. Ya şu işi bitirelim, saat 5'e kadar kal da şu işi bitirelim dediğin zaman kusura bakma ailemle plaja gideceğim diyor. Bunlar medeniyet hadisesidir. Fakat bütün bunların temelinde yatan hadise aslında bu adaların ekonomik açıdan ölü olması yatıyor. Yani kalkınmamış. Genç kuşakların hepsi şehre göçmüş. Yaşlı adaların nüfusu. Eskiden bu adalarda keşişler yaşardı, kanun kaçakları yaşardı, balıkçılar yaşardı. Bunların üçü de, bu mesleklerin üçü de artık yok. Kanun kaçakları yok, keşişler kalmadı, balıkçılar da kalmadı Avrupa Birliği sayesinde. 1960'larda bu adalar aslında bitmişti. Turizm sayesinde, yani turizm pompalandı. Turizm sayesinde bir yeniden bir yaşam, bir ekonomik varlık kazandılar. Turizm ölürse, ki şu anda ölmüş görünüyor, bu adalar nasıl yaşayacak? Neyle geçinecek? Vaziyet iyi değil. Bir dakika, kendi aranızda kavgalara girişiyorsunuz. Ben neyi okuyacağımı şaşırdım. Orijinal Türkler medeniyete hemen ayak uydururlar. Uygurlar birkaç yüzyılda yerleşik yaşama geçip kültür, sanat ve ticaret yaptılar. Bu bizi derin tartışmalara sevk eder. Evet, öyle görünüyor ki 6. 7. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren bir dönemde Türkler son derece esnek, son derece adaptasyon kabiliyeti yüksek, yönetici zekası parlak bir kavim olarak tarih sahnesinde yer aldılar. Ondan sonra başka yerlere gittik. Arkadaşlar, bu sefer de şarjım bitmek üzere. Kabloyu getirmemiştim. Pille size yayın yapıyorum. Zaten bir saati doldurduk, geçtik. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık. Hepinize buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bye.